Tasarım Hocam kanalına hepiniz hoş geldiniz arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte şu an ekranda gördüğünüz webcam çerçevesinin yapımını göstereceğim. Fakat videoya geçmeden önce söylemek istediklerim var. Şöyle bir kanala göz attım ve hiç böyle webcam tarzı tasarımlar olmadığını gördüm. Ben de dedim ki böyle bir video çekeyim arkadaşlar. Arkadaşlar bugün toplulukta bir gönderi yayınlayacağım. Onun altına videosunu çekmemi istediğiniz şeyleri yazabilirsiniz arkadaşlar. Ben de oradan fikir alarak videosunu çekebilirim arkadaşlar. Bildiğiniz gibi zaten okullar açıldı arkadaşlar. Bu yüzden fazla video atamıyorum. Böyle aralıklarda boş zamanlarımda video atmaya çalışacağım arkadaşlar. Umarım yani işinize yarar attığım videolar. Şimdi isterseniz başlayabiliriz arkadaşlar. Aşağıda lazım olacak şeyleri zaten ben bıraktım arkadaşlar. Açıklama kısmında hepsi var. Font var. Onun dışında bir şey gerek yok zaten. Onun dışında arkadaşlar iki tane program kullanacağım. PC Touch ve Pixel Lab programlarını kullanacağım arkadaşlar. Bir tane de font kullanacağım. Onun da linki aşağıda bulabilirsiniz. Şimdi isterseniz videoya geçelim. Evet arkadaşlar, Pixel Lab programına geldik. Buradan arkadaşlar yazımızı yazacağız. Dediğim gibi aşağıdan fontu bulabilirsiniz, indirebilirsiniz. Ben şimdi buraya tasarım hocam yazacağım. Bu arada birkaç tane ekleme de yapacağım ben şeye, webcam'im. Çünkü eklemeyi unuttum arkadaşlar kendim tasarlarken. Şu şekilde tasarım hocam yaptım. AB fonttan arkadaşlar My Fonts'a giriyorum. Hemi, Head, BT, It diye bir fontumuz var. Bunu seçiyorum. Gayet de güzel bir font arkadaşlar. Buradan sonra Transparent yapıyorum ve bunu kaydediyorum. Şu an kaydetmeyeceğim tabii ki de. Sadece göstermelik yapıyorum. Bunu silmeden arkadaşlar bir de buraya Reg yazacağım. Kaydedeceğim. Yani Reg de şu şekilde. Şu şekilde yazıp kaydedeceğim. Tabii ki de bende var. Kayıtlı bir şekilde var. Bunu da böyle kaydedeceğim arkadaşlar. Şimdi PC Touch programımıza geçebiliriz. Evet arkadaşlar, programımıza geldik. Şimdi buradan geri çıkıyorum arkadaşlar. Bu yaptığım eski bir tasarım. Şimdi arkadaşlar buradan. Bu arada arkadaşlar şu tarz yararlı videolar gelsin mi? Onu da söyleyeyim. Mesela burada hazır bir thumbnail var. Ben yaptım bunu. Böyle videolar gelsin mi arkadaşlar? Mesela 10 TL ile 10.000 görüntülenme kazanma. Bu tarz şeyler de yazabilirsiniz arkadaşlar topluluğa. Şimdi buradan devam edelim. Buradan arkadaşlar artı kısmına basıyoruz. Black Document'ten 2560'a 1440'lık bir sayfa açıyoruz arkadaşlar. Boş sayfa açıyoruz. Boş sayfa açtıktan sonra şu şekilde buradan arkadaşlar Merkür Selection Tool'u seçiyorsunuz. Ve şöyle ince bir çizgi yapıyoruz. Bunu yaptıktan sonra biraz daha ince bir şey yapmaya çalışayım. Şu şekilde aynen. Yok, bu da çok ince oldu. Onun yerine bir tane daha yapalım. Şu şekilde iyidir. İyi midir? Yok. Bir dakika arkadaşlar, ayarlayacağım. Aynen şu güzel oldu. Bu güzel. Şimdi arkadaşlar buradan Fill Stroke diyorum ve içini ben kırmızıya boyuyorum arkadaşlar. Bir dakika. Şu şekilde kırmızı yapıyorum arkadaşlar. Diğerlerini de kırmızı yapacağım. Buradan Fill'e tıklayacağım. Tabii ki de Stroke'da kalmış benim. Evet, buna tıkladıktan sonra şu şeyi seçimi kaldırabilirim. Bunu buradan da kaldırabilirsiniz arkadaşlar. Deskalet diyerek. Buradan arkadaşlar şimdi Transform diyeceğim. Ve bunu yerine şu şekilde ayarlayacağım. Sonradan tabii ki de yer değişikliği yapabiliriz. Şimdi bunu yaptıktan sonra arkadaşlar yeni bir katman açıyorsunuz. Empty Layer diyorsunuz. Sonra buradan mesela yan tarafı yapacağız arkadaşlar. Yan tarafı yapmak için de şu şekilde. Bir dakika, daha üstten başlayayım ki altı sonra fazlasını keseriz. Onda sıkıntı yok. Şu şekilde iyidir. Bunu aldıktan sonra arkadaşlar buna da yukarıdan Fill Stroke diyorum. Ve gene kırmızıyı seçiyoruz yani. Sonra bunun yerini değiştireceğim. Buradan arkadaşlar bir dakika, şu seçimi kaldırıyorum ve buradan transform diyorum. Transform dedikten sonra arkadaşlar şunu tam bunun bitişine getirecek şekilde yapacağım. Buradan snap'i kapatabilirsiniz arkadaşlar. Çünkü snap ile ayarlanmıyor. Şu şekilde snap ile snap'i kapatınca detaylı ayarlamalar yapabiliyorsunuz. Mesela şu an yapmıştım, bozuldu. Şöyle bir dakika, gene çektim yanlışlıkla. Aynen şu an oldu arkadaşlar. Gördüğünüz gibi hiçbir sıkıntı yok. Şimdi geriye doğru çıkıyorum arkadaşlar. Şimdi şunun kopyasını yapacağım. WH Layer diyorum arkadaşlar. Buradan bunu transform diyorum. Ve bunu yerini değiştiriyorum. Şu kadar yeterlidir. Şu alt kısmı keseceğiz arkadaşlar. Şimdi nasıl yapacağız? Buradan bu keseceğimiz kısmı seçiyoruz. Onun için biraz daha yakınlaşmam gerekecek. Evet.
Şöyle keseceğimiz kısmı seçtik ve buradan aynen tam sınıra kadar geliyoruz. Buradan kutluyoruz yani kesiyoruz. Ama ben o katmanda olmadığım için kesemedim. Keseceğiniz şeyin katmanına gelmeniz lazım. Buradan kutluyorum ve kestim. Gördüğünüz gibi gayet güzel bir çerçevemiz oluşmaya başladı. Şimdi arkadaşlar şundan bir tane daha oluşturacağım. Buradan ben Double Edge Layer diyorum ve bunu Transform diyorum arkadaşlar. Transform dedikten sonra şu şekilde şuraya alıyorum. Biraz daha düşük bir şey yapacağım böyle. Yani kenarları kısa bir şey yapacağım. Yalnız burayı yanlışlıkla almışız. Oraya bir ekleme yapmamız gerekebilir. Şimdi bunu böyle yaptım. Şu kenarları keseceğiz. Tabii ki de bunu biraz yukarı alacağız ki tam denk gelsin yani kötü durmasın. Şu şekilde yukarı alıyorum. Aşağıda bir sıkıntı var mı? Ona da bir bakalım arkadaşlar. Aşağıda da bir sıkıntı yok. Şu an şurada bir sıkıntı var mı? Yok. Tamam. Şimdi arkadaşlar şunları teker teker keselim. Şöyle alt katmana geliyorum. Ve bunu şuradan tam dibinden böyle kesiyorum. Tam dibinden olmadı. Ama şimdi tam dibinden keseriz onu. Detaylı bir kesme yaparız. Bir dakika. Aynen tam dibine giriyorum. Ve buradan tam böyle çizgisinden kesiyorum arkadaşlar. Fazla da almıyorum ki kötü durmasın. Sonradan ekleme yapmak zorunda kalmayalım. Tam dibine giremedim. Şu şekilde şuradan aynen şuradan kesiyorum arkadaşlar. Şimdi üst tarafa gidiyorum. Üst tarafı da keseceğim. Ve bu çerçevemiz bitecek. Tabii ki de sağ alt köşeye de bir ekleme yapacağız. Ondan sonra çerçeve kısmı bitecek. Tabii çerçeveye daha ekleyeceğimiz şeyler var arkadaşlar. Tabii ki de bitmedi. Şimdi şu şekilde şuradan bunu kesiyorum yine. Devamını kolayca kesebilirim diyecektim ki ben yine katmana geçmeyi unutmuşum. Katmana geçtim. Onun olduğu katmana şöyle diğer yerleri de kesiyorum arkadaşlar. Şu kadar bir yer kaldı. Orayı da şu şekilde kolayca alıyorum. Şu an webcam çerçevemiz tamam. Ama çerçeveye ekleyeceğimiz şeyler var arkadaşlar. Tabii ki de daha bitmedi. Arkadaşlar bunların hepsini birleştiriyoruz şimdi. Bir dakika birleştirmeden önce yapacağım bir şey var. Şu alt katmana geliyorum. Az önce zaten gördüğünüz gibi biraz fazla aldım buradan. Buraya ufak bir ekleme yapacağım arkadaşlar. Şu şekilde çok ufak olması gerekiyor. Tam böyle denk gelmesi gerekiyor ki sıkıntı çıkmasın. Daha sonra yine ayarlama yapmak zorunda kalmayalım derken olmadı. Şunu bu sefer oynatalım ve evet, şurası iyidir. Buradan arkadaşlar fill stroke diyorum ve fill diyorum. Buradan gördüğünüz gibi tamamladık ama şuradan biraz fazlamız var. O fazlayı da şuradan şu şekilde tam dibinden girerek alabiliriz ama böyle fazla girdik. Evet, şu şekilde gene olmadı. Biraz daha şeyden gireceğiz. Şu şekilde nasıl? Aynen şu şekilde oldu arkadaşlar. Bunu da kestikten sonra çerçevemiz tamamlanıyor. Şimdi çerçeveye ek bir yer ekleyeceğiz. Ama ek bir yer eklemeden önce katman simgesine tıklıyorum. Ve buradan Mesh Down diyorum. Hepsini birleştiriyorum arkadaşlar. Ve gördüğünüz gibi çerçevemiz artık hazır halde. Şimdi bunu taşıyorum. Şöyle ortaya alıyorum arkadaşlar. Diğerinden sanırım daha iyi bir çerçeve olacak. Webcam olacak. Webcam çerçevesi. Şimdi arkadaşlar şuraya bir ek ekleyeceğim ki oraya da yazımı koyayım. Şimdi buradan yine Empty Layer diyorum. Ve şöyle bir şey yapacağım. Bir dakika. Şu şekilde bir şey ekleyeceğim buraya. Tam böyle bitişine ekleyebiliriz. Ya da biraz daha üstte çıkabiliriz arkadaşlar. Sıkıntı olmaz. Ama yakınlaşmamız gerekecek. Çünkü tam sınırda yapmak istiyorum. Bakalım. Evet. O mesaj şu an blurlandı zaten. Sıkıntı yok. Evet. Şu an yaptık. Ve bunu fill stroke'la altı şey yapabiliriz. Doldurabiliriz. Şimdi bir uzaklaşalım. Bir bakalım nasıl duruyor. Evet. Şöyle tamam dedikten sonra evet. Çok iyi durmuyor. Çünkü kayık gibi duruyor ama kayık değil aslında. Kaymamış. Şunu biraz kesmemiz gerekiyor çünkü çok fazla büyük duruyor. Evet şimdi daha iyi duruyor arkadaşlar. Evet şu an daha iyi. Şurası kayık gibi duruyor arkadaşlar farkındayım ama kayık değil. Gördüğünüz gibi yakınlaşayım bir siz de görün. Gördüğünüz gibi kayık falan değil yani dümdüz hiçbir sorun yok. Uzaktan olduğu için öyle gözüküyor. Kaydedince eminim öyle gözükmeyecektir. Şimdi bunları da birleştiriyorum arkadaşlar buradan.
Merge DOM diyorum ve bunları da birleştiriyorum. Şimdi arkadaşlar webcam çerçevesine ekleyeceğimiz bazı efektler var. Fix kısmına giriyorum. Buradan arkadaşlar Drop Shadow ekleyeceğim kesinlikle. Sonra arkadaşlar gene Fix kısmından Glow ekleyeceğim ama Glow'u bu sefer abartmayacağım. Çünkü az önceki çerçevede biraz fazlaydı. Şöyle 2.3 falan iyi yani. Sonra Bevel'a bir bakalım. Bevel eklemeyeyim. Buradan arkadaşlar başka ekleyeceğim bir şey kalmadı sanırım. Bir bakıyorum ama kalmamış gibi gözüküyor. Bunları şöyle yapmak gerekiyor arkadaşlar. Select Pixels diyorum. Ve buradan bakalım nasıl duracak. Evet çok iyi değil. Buna da bir bakalım arkadaşlar. Belki güzel durur ama yani çok iyi değil. Bu da zaten çok bir fark yapmıyor. Şöyle buna da bir bakalım nasıl duruyor. Yok güzel değil arkadaşlar. Glass nasıl duruyor? Cam. Bu güzel gibi yok değilmiş arkadaşlar. Neyse biz daha fazla oynamayalım bununla. Şimdi arkadaşlar yazımıza ekleyeceğiz. Az önce Pixel programında yazdığımız yazıları ekleyeceğiz. Buradan arkadaşlar Pixel dosyasına giriyorum. Ve buradan tasarım hocam yazısını alıyorum arkadaşlar. Evet tasarım hocam yazısını alıyorum. Bunu küçültüyorum. Şuraya uyacak şekilde bunun boyutunu ayarlıyorum. Şu şekilde iyi midir? Bir uzaktan da bakalım. İyidir. Şimdi buna ekledim. Ama bunun işi bitmedi. Bundan arkadaşlar basitten Drop Shadow ekliyorum. Ve gördüğünüz gibi gayet güzel bir yazımız olmuş oldu. Uzaktan da baktığımızda gayet güzel bir yazımız oldu arkadaşlar. Webcam çerçevemiz de daha iyi. Orayı yine sansürledim. Sıkıntı yok. İnternetimi kapatmamışım arkadaşlar. Şu anda da kapatmıyorum. Şimdi arkadaşlar ufak tefek detaylarımız kaldı. Arkadaşlar şuraya geliyorum. Bunu ister ekleyin ister eklemeyin. Sizin kararınıza kalmış bir şey. Arkadaşlar buraya geliyorum ve buradan yuvarlak seçim aracı var. Circle Selection Tool diye bir araç var. Buradan arkadaşlar Empty Layer diyorum. Bu arada bunu artık birleştirebiliriz. Şuradan Merge DOM diyorum. Bunlar artık bir bütün halinde. Evet bunu böyle dedikten sonra şurada bir yuvarlak yapmak istiyorum. Aynen. Şu an yuvarlağımız oldu. Fill Stroke diyorum arkadaşlar buna. Evet Fill Stroke dedikten sonra bu şeyi yok edebiliriz arkadaşlar. Şuradan Deskelet diyorum. Ve bunu yok ettik. Gördüğünüz gibi bir yuvarlağımız oldu. Bunu buradan Transform diyorum. Bir dakika. Şu şekilde boyutunu ayarlıyorum ve şuraya koyuyorum arkadaşlar. Sonra buradan Reg yazımızı alacağım. Buradan Reg yazımızı alıyorum arkadaşlar. Bunu aldıktan sonra tabii ki de küçültmem gerekiyor. Bunun boyutunu da ayarlayacağım ki güzel dursun arkadaşlar. Şimdi bunun boyutunu küçültüyorum. Küçülttükten sonra arkadaşlar bayağı küçültmem gerekiyormuş. Küçültüyorum. Evet. Buna gölgeler falan ekleyeceğiz yani. Tabii ki de bitmedi. Evet bu şekilde koyuyorum şimdilik. Sonradan ayarlamak gerekirse ayarlarız. İlk önce şu noktaya ben vermek istiyorum. Drop Shadow veriyorum. Sonra şu bakalım ne verebiliriz. Bir tane daha Drop Shadow sonra belki. Buna da bir Drop Shadow verelim. Belki başka bir şey eklememize gerek kalmaz. Evet uzaktan bir bakalım. Arkadaşlar gayet güzel bir webcam çerçevemiz oluyor şu an. Ufak tefek şeyler kaldı yani. Çok bir şey kalmadı. Şurası gayet güzel oldu arkadaşlar. Burası bu şekilde kalabilir. Evet bakalım başka bir şey kalmış mı? Bunları da birleştirebiliriz. Merge DOM diyorum. Ve bunları da birleştiriyorum arkadaşlar. Başka ne ekleyebiliriz diye düşünüyorum. Bunun dışında şuraya abone ol falan da ekleyebilirsiniz arkadaşlar isteğinize göre. Ama ben eklemeyeceğim. Bu şekilde bırakacağım arkadaşlar. Umarım videoyu beğenmişsinizdir arkadaşlar. Umarım yaptığım tasarım işinize yaramıştır. Videoya like atıp kanalıma da abone olmayı unutmayın. Videonun başında dediğim gibi tüm her şey açıklama kısmında var arkadaşlar. Programların linkleri, verdiğim fontun linki açıklama kısmında var. Oradan gidip indirebilirsiniz. Bir de arkadaşlar videonun başında gene dediğim gibi topluluk kısmında bir şey paylaşacağım. Bir yayın paylaşacağım. Onu da yorum yazarsanız sevinirim arkadaşlar. Hangi videoyu çekmemi istiyorsanız onu yazabilirsiniz. Kendinize bakın. Hoşça kalın. Bay bay.